Bakalım. Buraya bak. Oo, şu bileziğe bak. Ne? Bu eski şey mi? Üstünde çok fazla elmas olduğu için ağır biraz. Hoş muşum. Saçımı geriye alayım. Küpelerimi beğendin mi? Oo, büyüleyiciler. Çok kıskandım. O zaman şuna bak. Çok etkileyici ha? Bu kadar mı? Benim gülümsemem 1 milyon dolar değerinde. İnanamıyorum. Hah, buldum. Bu Luna'ya gününü gösterir. Saçlarım için mücevherler. Bu nasıl Luna? Hadi canım. Böyle tepki vermemesi gerekiyordu ama olamaz, düşmüş. Bu çok utanç verici. Bunu izle. Ah, o da ne? Saçıma mücevherleri tutturuyorum. Çok kolay. Farklı renkleri de var. Vay canına, müthiş. Evet öyle. Bu tarzı seviyorum. Ama saçlarım çok sıkıcı. Aa, burası ne kadar aydınlıkmış. Hiçbir şey göremiyorum. Gözlerim böyle daha iyi. Selam. Ay, saçların kalp mı karışık? Üzüldüm şimdi. Eminim insanlar ona gülüyordur. Bununla başa çıkmak çok zor olmalı. Bir dakika. Biliyor musun, sana yardım edeceğim. Bu bir saç operasyonudur. Özellikle şu lastiği çıkarıyoruz. Tamam da şimdi saçım dağıldı iyice. Çünkü daha işim bitmedi. Biraz renge ihtiyacın var. Önce birkaç keçeli kalem alalım. Arkasını kesip boyalı kısmı çıkarıyorum. Sanki boya dolu bir pipet gibi. Yani üfleyerek boyayı çıkarabilirim. Ağzıma sokup üflüyorum ve işte bu kadar. Bütün boya çıkıyor. Pekala, şimdi boyamız olduğuna göre bir de krem lazım. Bir miktar krem alıp boyayla karıştırıyorum. Pekala, sıradaki adıma hazırız. Plastik eldiveni aldım. Artık içine dalabilirim. Bunu saçının bir tutamına süreceğim. Şimdi de alüminyum folyo ile kaplamalıyım. Güzel. Sıram orada. Bunun gerçekten iyi bir fikir olduğuna emin misin? Evet, bitince göreceksin. Bunu da folyo ile kaplayayım. Şimdi sadece beklemeliyiz. Pekala, saçını kontrol etmenin zamanı geldi. Folyoyu açalım ve işte bu kadar. Ay, bakamıyorum, korkuyorum. Bir dakika, bu benim saçım mı? Mor ve de yeşil. Ay canına, çok hoş olmuş, bayıldım. Bence görünümünü tamamlayacak bir şey daha lazım. Şu gözlüğü çıkaralım. Onsuz görebiliyorsun değil mi? Aslında biliyor musun, hırkayı da çıkar. Şuraya koyalım. Orada daha iyi. Evet, kesinlikle şu düğmeleri açmalıyız. Kendimi gerçekten güzel hissediyorum. Hadi sınıfa gidelim. Pekala, yeni görünümünü denemenin vakti geldi. Vay canına, sen de benim gibi mor ve yeşil renkleri görüyor musun? Aman tanrım, kimse gülmüyor. Çok teşekkürler. Vay canına, şu saç stillerine bak. Bayıldım. Yeni bir saç şeklim olsa iyi olurdu aslında ama hangisi? Hadi bir şey deneyeyim. Şu makası alayım. Hadi bakalım. Cesur ol. Bu sadece saç. Hayır. Senin yerinde olsam bunu yapmazdım. Güven bana, tecrübeyle sabit. Makası ver. Az kalmıştı. Asla yeni bir saç şeklim olmayacak. Yoksa olacak mı? Sanırım bir fikrim var. Bu saç lastiğiyle saçımı topluyorum. Sonra öne alıyorum. Şimdi saçımın kalanını örüyorum. Çok güzel görünecek. Neredeyse bitti. Arkası oldu. Şimdi saçımın üstünü aralıyorum. Ve örgüyü içinden geçiriyorum. Hepsi geçiyor.
Şimdi sıra kâküllerde. Düzeltmek için saç düzleştiriciyi kullanıyorum. Biraz ısıyla düzelecekler. Şimdi de dağıtıyorum. İşte harika görünüyor. Resmimi dergiye basmalılar. Saçına ne yaptı? Anlamıyorum. Makas hala bende ama. Sadece becerikliyim biraz. Çok canım sıkıldı. Aa, merhaba. Bonjour. Senin bunu çizmeni istiyorum. Bu heykeli mi? Evet. Kendini ifade et bakalım. Tamam, sorun değil. Bunu yapabilirim. Öyleyse çizmeye başlayalım. Ağzı hiç olmadı. Ama daha bitmedi. Olmadı. Tekrar başla. Herkes eleştirmen oldu başıma. Bu kısmı siliyorum. Tekrar deneyelim. Bence çok iyi oldu. Bunu bir galeriye vermek lazım. Vay canına. Fazla yakınlaşmadık mı? Bu hiç hoşuma gitmedi. Tamam. Ben sanatın kişisel bir şey olduğunu sanıyordum. Bu sefer bu işi halledeceğim. İşte böyle daha iyi. Şimdi ne var? Tekrar başla. Şaka bu herhalde. Çizgim bitmiş. Bunu artık kullanamam. Aklıma bir şey geldi. Şimdi ne oluyor? Burada bir şey olması lazım. Yani bu temizlik için kullanılıyor değil mi? Eminim gıdıklıyordur. Hadi ama. Bu da nereden çıktı? Bu çok anlamsız. Pekala, işte bunun işe yaraması lazım. Çok yaratıcı aslında. Vay canına, hiç böyle bir şey görmemiştim. Pekala, hadi bakalım. Bu nasıl görünüyor? Daha yakından bakmam lazım. Buyurun o zaman. Aa, anladım. Evet. Şimdi heykeli bir kontrol etmem lazım. İlginç. Çok heyecanlandım. Sanırım şimdi buna bir not vermeliyim. Bunu yazmam çok zor ama... Bunu yaptığıma inanamıyorum. Artı veriyorum. Harika. Yok artık. Bu çok komik. Aa, çok şirin. Biraz daha aşağı ihtiyacım var. Hey, hadi kalk da bir işe yara. Tut şunu. Ben senin hizmetçin değilim ama neyse. Bir şey mi dedin canım? Güzelliğimle uğraşmaktan duyamadım da. Profilden daha iyi çıkıyorum sanki. Yok, böyle olmadı. Şuraya geç. Bunun için bana ödeme yapacak mı? Ay, ne güzelim. Resmen insan tripod oldum. Başıma bu da mı gelecekti? Naber millet? Bugün hiç makyaj yapmadım. Kalp emojisi, öpücük emojisi, göz kapağı yüz emojisi. Bana bayılıyorlar. Hiç mi yapmadın? Yani birazcık yapmış olabilirim. Şimdi tersine makyaj zamanı. Olur tabii. Sonuçta hiçbir şey değişmeyecek. Sen nasıl istersen. Ben her halimle güzelim. Alt tarafı makyaj. Nefes al. Her şey güzel olacak. Güle güle eski dostum. Seni her zaman güzel hatırlayacağım. Zaten o kadar fazla makyaj kullanmadım. Çok iyi geldi. Artık bunlara ihtiyacım kalmadı. Bu çok uzun sürecek gibi. Bunu da çıkartayım. Vay canına, koku alabiliyorum. Gözüme bir türlü alamıyorum. Son bir öpücük. Güle güle sevgili dudaklarım. Pekala, artık bitiyor. Son aşama. Evet, devam et. Bunu başarabilirsin. Nasıl görünüyorum? Kendimi harika hissediyorum. Ne düşünüyorsun? Vay canına, gerçekten çirkinmişsin. Peki ya şimdi? Kandırdım. Sen bile makyaj konusunda benden daha iyisin. Biraz da saç spreyi, gözlerini kapat. Ve baş yapıtım tamamlandı. Ne düşünüyorsun? Bu şey farklı. Bir dakika. İyi anlamda mı, kötü anlamda mı farklı? Sence hangisi? Merak etme, düzeltebilirim. Gülleri sever misin? Tada! Gerçekten mi? Çalılığın içine düşmüş gibi görünüyorum. Ama bu benim imza stilimdir. Bu konuda bir şey yapmam lazım. Ne kullansam? Şu saç kıskacı işime yarayabilir. Ne yapacağımı biliyorum. Saçımı at glue yapıyorum. Sonra lastiği biraz aşağıya kaydırıyorum. Saçımı aralayıp at kuyruğunu içinden geçiriyorum. Kıskaçla da yerine sabitliyorum. Aa,
harika oldu. Hem de çok kolaydı. Vay canına, bunu nasıl yaptın? Yeter bu kadar. İşi bırakıyorum. Ayrılıyorum ben. Ha? Sorunu ne? Sadece kıskançla tutturdum. Resim yapmaya bayılıyorum. Huzur veriyor ve çok harika bir şey. Şimdi pembeyi kullanacağım. Pembe rengi çok güzel. Ah, görünüşe bakılırsa bir mesaj alıyorum. Bir bakalım. Ah, gökkuşağı partisine bu harika. Pekala, giymek için doğru dürüst bir şey bulmam lazım. Bu ne? Resim fırçasıymış. Pekala, gardırop benim için neyim var bakalım? Of, bu güzel değil. Hiç renk yok. Ah, o zaman ne yapacağım? Gökkuşağı gibi olmam lazım. Ah, bir dakika, boyalarım. Bunların hepsi rengarenk. Bunlarla kesin bir şeyler yapabilirim. Ben bir dahiyim. Pekala, gökkuşağına bürünme zamanıdır. Biraz boyaya ve biraz fırçaya ihtiyacım olacak. Bütün renkleri tek seferde yapabilirim. Şimdi bu renkleri gözlerimin üstüne süreyim. Renkleri değiştirip alta süreceğim. Çok güzel oldu. Ama bu bir gökkuşağı partisi. Daha fazla renk lazım. Bu bölüm için daha büyük fırçalara ihtiyacım var. Tamam, boyamaya hazır. Bu renkler zaten fırçanın üstünde. İşte böyle, bu renkleri dudaklarımın üstüne sürüyorum. Bir sonraki aşama bu yeşil maskara. Çok eğlenceli. Rengin kirpiklere geçmesini sağlamam lazım. Evet, kaşlarımı da boyayayım. Bu renk turuncu. Bu sayede onlara şekil de verebilirim. Bayağı güzel görünüyor. İşte böyle, birazcık daha. Bitti. Birazcık da yüzümü boyayayım. Aman tanrım, bu mavi çiller müthiş oluyor. Keşke hep böyle mavi çillerim olsa. Tamamdır, gökkuşağı makyajımın nihayet sonuna geldim. Ah, bu da nedir? Şu ışıklara bak. Vay canına, gökkuşağı partisi ve çok da canlı. Vay canına, makyajın harika. Kendin mi yaptın? Çok eğlenceli, gökkuşağı partisi için harika bir seçim. Yardım edeceğiz. Baştan yaratmak bizden sorulur. En iyi kıyafetlerinizi bulun, fırçanızı alın ve rujunuzu sürün. Güzellik okulu başlıyor. Karşınızda makyaj meydan okuması. Harika görünüyorsunuz hanımlar. Çok sıkıcı bir akşam. Eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorum. Ben de, makyaj yapmaya ne dersin? Harika fikir. Biraz yer açayım. Ben de, güle güle saksı. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey makyaj malzemeleri. Şunlara bak. Ruj, göz farı, makyaj paletleri. Hazır mısın? Makyajını ilk tamamlayan kazanır. Sayıcı ayarlıyorum. Başlattım. Acaba önce hangisini kullansam? Acele etmeliyim. Bunları yukarı koyayım. Hemen geleceğim. Nereye gidiyor bu? Neyse, ben kazanıyorum. Az daha en önemli şeyi unutuyordum. Bu alüminyum folyoyu masaya koyacağım. Sanırım biraz fondöten gerekecek. Ne yapıyorsun öyle? Bir damla fondöten iyice yayayım. Şimdilik güzel görünüyor. Sırada gözler var. İçimdeki sanatçıya engel olamıyorum. Süre doluyor. Bitti. İşte başlıyorum. Folyoyu iyice bastıracağım. Nasıl makyaj yapılacağını biliyorsun değil mi? Bitti sayılır. Bak şimdi. İyi görünüyor değil mi? Bu harikaydı. Ben de deneyeceğim. Çok kolay. Dene bakalım. Biraz alüminyum folyo alıyorum. Üzerine biraz fondöten ekliyorum. Biraz ruj sürüyorum. Olağanüstü Picasso gurur duyardı. Neredeyse bitti. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi doğrudan yüzüme mi yapıştıracağım? Nasıl görüneceğimi çok merak ediyorum. Sanırım artık hazır. Nasıl görünüyorum? Sakın aynaya bakma, yoksa çatlayabilir. Ciddi olamazsın. Çok çirkin görünüyorum. İzin ver yardım edeyim. Bunu düzeltebilirim. Bu yeterli olacaktır. Biraz şuraya, biraz da buraya. Buna bayılacağına eminim. Al bakalım, ustalık eserim tamamlandı. Sakın kıpırdama. Ay burnum. Aman tanrım, bunu yaptığına inanamıyorum. Müthiş görünüyorum. Makyajım, kıyafetim, parti başlasın. Pekala Alexi, hazır mısın? Fırında patates gibi görünüyorum. Bence çok yakıştı. Gözlerini öne çıkarıyor. Bye. Sen görürsün. Bu hiç komik değil. Kylie. Aha. Harika bir oyundu. Çok zordu. Tükendim. Karşı takım iyiydi. Ama biz daha iyiydik. Kesinlikle. Atışımı gördün mü? Sen ne yapıyorsun? Lastiği saçımdan çıkaramıyorum. Ay!
Saçımı yoldum. Çok canım yanacak. Hey, yavaş ol. Bu Hindistan cevizi yağını dene. İşe yarayacak, inan bana. Dur, ben deneyeyim. Lastiğin üstüne biraz döküyoruz. Sonra da nazikçe aşağıya kaydırıyoruz. Lastikler kayıp gidiyor. Saçım da yumuşacık oldu ve mis gibi kokuyor. Saç yumuşatıcısı gibidir bu. Bunları da unutma. Tamam, ben artık eve gideyim. Görüşürüz. Güle güle Sofya. Ay, canı fena yanmıştır. Ambulans çağırmamı ister misin? Ha, bir şeyim yok. Sadece şurada biraz yatacağım. Bu kağıtları da zımbalayınca ev ödevim bitiyor. Bunu yapmak aslında eğlenceli. Ne? Takıldı herhalde. Of! Olamaz. Bu sorun olabilir. İşte hepsi bitti. Şimdi biraz dinlenebilirim. Aptal zımbalar. Bu çok acı verici olurdu. Of, olamaz. Burası şu an suç mahalli. Sakın kıpırdama, tamam mı? Basın giremez. Çıkın buradan. Evet. La la hu hu hu, la 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 hu. Kahve ne güzel olmuş. Umarım bu işe yarar. Bu da nereden geldi şimdi? Üstünde bir mesaj var. SOS mi? Acaba sorun ne? Bu nedir? Ne? Zımba mı? Benim kulaklık kutum bu işi çözer. Bu bütün zımbaları toplar. Aynen böyle. Sanırım hepsini topladım. Teşekkür ederim. O yakışıklı can kurtaran da kim? Umarım saçım bugün iyi görünüyordur. Hoş bir şeyler giysem iyi olacak. Turuncu bana yakışıyor. Yukarıdaki insana kendime hayran bırakma vakti. Bacaklarımı biraz alıştırayım. Ne güzel görünüyorlar, değil mi? Tabii kendimi biraz tuhaf hissediyorum. Yavaş. Sanırım onlara alışmaya başladım. İşte bir deniz kızının hayatında sıradan bir gün. Hadi gir şuraya. Sanırım dolabımda çok fazla şey var. Lütfen kapan. Neredeyse oldu. Nihayet. Hiç kapanmayacak. Uykum var. Cheryl'ın dolabı açık kalmış. Tuhaf. Cheryl, sen iyi misin? Cheryl, uyan. Okula gitmek istemiyorum anne. Ona yardım etmeliyim ama nasıl? Bu torba işime yarayabilir. Ve bu mıknatıs. Bunun yararı olacaktır. Torbayı dolabın duvarının üstüne tutup mıknatısla yerine sabitliyorum. Aynısını öbür tarafta da yapıyorum. Bu kadarı yeterlidir. Sonra da torbaları Cheryl'ın eşyalarıyla dolduruyorum. Böylece Cheryl'ın dolabı düzenlendi. Vay canına, ama çok eşyası varmış. Ne kadar farklı oldu. Şimdi Cheryl'ı kaldırayım. Sen bir melek misin? Ay, Luna'ymış. Dolabını topladım. Artık hepsinin nerede olduğunu görüyorum. Oh, ne kadar düzenli. Bayıldım. Teşekkürler, harikasın. Rica ederim. Artık bırak beni ama. Eziliyorum. Rica ederim canım. Ders için gereken kitapları alayım. Ay, bunu görmemiş ol. Gördüğünüz üzere bu tablodaki renkler muazzam ötesi. İnsanın aklına yaz gecelerini ve cazibeyi getiriyor. Pekala, hazır mısın? Hadi başlayalım. Merak etmeyin, ben iyiyim. Sanat bazen tehlikeli olabiliyor. Hadi herkes yeni tuvaliyle ilgilensin. Sormak istediğiniz bir soru olursa ben buradayım. Pekala, sanat yapmaya hazırım. Müthiş, ne kadar cıvıl cıvıl renkler. Daha fazla renk kullanmak istiyorum. renklere bayılıyorum. Tüm renkleri istiyorum. Daha fazla, hepsini bana verin. Bunları da. Evet, işte bu harika. Evet, işte sınıfımda görmek istediğim kutku bu. Ben sanırım bunun mürekkebi bitmiş. Neyse, diğerini kullanırım. Nereye gitti bunlar? Hepsini almış. Şimdi ne yapacağım peki? Biraz buraya, biraz da buraya. Evet, muazzam. Bu çok saçma. Hiç kalemim yoksa nasıl resim yaparım?
Bir saniye, aklıma iyi bir fikir geldi. Bu boyama kitaplarına bayılıyorum. Sessiz olmalıyım. Kimse fark etmeden alabilirim. Hop. Bir ses duydum sanki. Neyse. Pamuklu çubuklarım nerede? Kulaklarım kaşınıyor. Olamaz, olamaz. Bir saniye, sakinleşmeliyim. Her şey düzelecek. İyi ki yedeğini getirmişim. Rahatladım. Pekala, planımın ilk aşaması başarılıydı. Şimdi işe koyulma zamanı. Pamuklu çubuğa tuvalet kağıdını sayacağım. Sonra da süslü bant kullanacağım. Bu mor benekli bant da ne kadar güzelmiş. Bayıldım. Çubuğun etrafına sarıyorum. Harika görünüyor. Fakat asıl ihtiyacım olan şey boya. Tıpkı bu gıda boyası gibi. Ucunu boyaya batırıyorum. Bu kağıdın üzerinde bir deneyeyim. Sanat projemi kurtardım. Tüm renkleri yapabilecekken kendimi neden tek bir renkle sınırlayayım? Pekala, işe koyulma vakti. Merhaba sanat eseri, seni özlemişim ama senin için yeni renklerle döndüm. İçimdeki sanatçı aşağı çıkıyor. İşte bitti, sanırım şimdiye dek yaptığım en iyi resim bu oldu. Pekala arkadaşlar, neler yaptığınıza bakma zamanı geldi. İşte benimki, yaparken çok keyif aldım. Bir meselim karanlık bir merdiven boşluğundaki korku hissini temsil ediyor. Pekala, biraz daha yakından bakayım. Tamam, mavi ve turuncunun tonlarını kullanmışsın. Burada ise çok sert bir kalem darbesi var. Küçük sanat çubukları da nereden çıktı? Muhteşem, bayıldım. Tebrik ederim tatlım. Eğer izin olursa bunu ödünç almak istiyorum. Elbette. İsterseniz sizin olsun. Nerede kalmıştım? Evet. Aman tanrım, ne yaptım ben? İyi görünüyor ama fırçam kurumaya başladı. Hep böyle oluyor. Buldum. Eminim Madison'da bir tane vardır. Ding ding ding. İşte bundan bahsediyorum. Büyük fırça darbeleri böyle olur. Birazcık daha. Yoo, fırçanın ucu fırladı gitti. Bu çok kötü. Evet, işte orada havuzda. Ne oldu? Ucu atlattım. Bir saniye, izninle. Sakin davran. Hop, işte buldum. Güzelce ıslanmış. Şuna bak. Evet. Fırçanın ucu mu koptu? Sorun değil. Bir deniz kabuğuna yapıştır. Nerede bu? Bunu mu arıyordun? O benim makyaj fırçam mı? Senin için özel olarak yaptım. Vay canına, benzersiz bir şey. Hem de aynı şekilde işe yarıyor. Deniz kızlarının hayal gücü bayağı fazlaymış. Harika bir parti. Ay, tatlı çocuk. Hey, hareketlerini beğendim. Aman tanrım. Cidden ya. Onda olup da bende olmayan ne var? Belki de saçlarımı daha fazla savurmalıyım. Çok iyi dans ediyorsun. Niye işe yaramıyor? Bu haksızlık. Saçlarımın uzun ve kusursuz olmaması benim suçum değil. Sen iyi misin? Ne oldu? Keşke saçlarım seninkiler gibi olsaydı. Bu mu? Bütün olay saç şekliyle alakalı. Dur, sana yardım edeyim. Önce şu lastiği çıkaralım ve yukarıdan toplayalım. Yukarıda bir at kuyruğu yapıyoruz. Sonra yanlardan alıyoruz. İlk yaptığımız at kuyruğunun üstüne bunları toplamak için bir lastik daha kullanıyoruz. Şimdi yerine sabitleyelim. Bak, sana ne kadar yakıştı. Ne düşünüyorsun? Yok artık. Bu benim saçım mı? Çok teşekkürler, harikasın. Hadi dans edelim. Hey, dönmüşsün. Hey, ne güzel bir akşam. Saçını at şekerim. Woohoo! Kızlar, biraz dikkat etsenize. Çabuk ol. Ders başlamadan hemen bir selfie çek. Ay Lana, gözüne ne oldu öyle? Ne? Makyajım nasıl bu kadar mahvoldu? Daha yeni yapmıştım. Of ya, ne yapacağım şimdi? Ay, ovalamak işi 10 kat daha kötüleştirdi. Yanıma yedek makyaj malzemesi almayı da akıl edemedim. Ama belki şu fosforlu kalem işe yarar. Bunu niye daha önce düşünmemiştim?
bulaşmış makyaj felaketi yaşıyorsanız küçük bir fosforlu kalem günü kurtarabilir. Birkaç hareketle izler kaybolur. Fosforlu kalemin boyaması gerekmiyor muydu? Bunu sorduğun iyi oldu. Aslında bu fosforlu kalemi kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda biraz değiştirdim. Önce bir kap sıcak suyla başlayalım. Sonra bir fosforlu kalem alıp kapağını ve dibini açıp içini çıkar. İç kısmı suya atıp mürekkebinin çıkmasını bekle. Tüm mürekkep çıkana kadar beklemen gerek. Sonra renksiz içi alıp makyaj çıkarıcıya böyle daldır. İşte böyle. Makyaj çıkarıcıyı iyice emince kalemin içine yerine geri koy. Kapağı da unutma. Ve temelde işte böyle yapılıyor. Bir denemek ister misin? Ay deneyeyim mi? Neyse işimize dönsek iyi olur. Ders başladı. İyi uyumuşum. Ay gece yarısı atıştırmalığım burada kalmış. Ah bugün müymüş? Olamaz, geciktim. Acele etmeliyim. Ay saçlarım çok yağlı. Bu hiç iyi görünmüyor. Bu koku da ne? Sanırım saçımı yıkamalıyım. Bir dakika. Su yok mu? Sular. Orada olduğunuzu biliyorum. Of şimdi ne yapacağım? Belki de kalk pudrasını kullanabilirim. Saçımın her yanına döküyorum. Sonra iyice ovalıyorum. Çok iyi işe yaradı. Talk pudrası yağı aldı. Saçım sanki yıkanmış gibi görünüyor. Şimdi fotoğraf çekimine hazırım. Acı! Çok yaşayayım. Pekala gitmem gerek. Olamaz geç kalıyorum. Dün gece erken yatmam gerektiğini biliyordum. Pekala hazırlanmaya yetecek kadar zamanım var. Evet nereden başlasam? Evet, bu da bunu yapmanın iyi bir yolu. Vay canına müthiş görünüyorsun Bella. Ama belki saçını biraz süsleyebilirsin. Evet, bu sevimli kedi kulakları görünümünü tamamlamanın harika bir yolu. Sırada ne var? Kıyafet seçmek. Şu sade tişört iyi olur. Bu kırmızı eşarp da bayağı havalı ama okul için biraz fazla kaçar. Ama çoğu kızın bildiği gibi makyaj yapmadan önce giyinmek daha iyidir. Ne demek istediğimi anladın mı? Olamaz. Makyajım tişörtün her yerine bulaştı. Bu çok sinir bozucu durumu engellemek istiyorsam birkaç adım geriye sarmamız gerek. Pekala tam orada dur. Ama bu sefer eşarbı bir kenara atmak için acele etme. Tişörtünü makyajlı yüzünün üzerinden geçirmeden önce tişörtü korumak için ipek eşarbı şöyle kullan. Sadece tişörtü başından geçirirken eşarbı başının üstünde tut yeter. Ve işte Bella'nın saçı ve makyajı hala yerinde. Oo, bulaşıklar da birikmiş. Birinin bunları yıkaması lazım. Ama üstümü ıslatmayacağım. Ayrıca daha yeni makyaj yaptım. Resmen su geçirmez oldum. Suyu açayım. Kaşıktan sıçrıyor. Bunun olabileceği aklıma gelmedi. Şimdi de yüzüm ıslandı. Tam da önlemeye çalıştığım şey buydu. Yine oluyor. Evet, aptal kuyruk geri döndü. Ne hoşsun. Hey Luna, iyi görünüyorsun. Bu çok tuhaf. Çok sinir bozucu. Yeter artık. İkinizle her gün aynı şey oluyor. Hey, sakin ol. Bir fikrim var. Shirley kızdırmadan Kevin'le nasıl konuşacağımı biliyorum. Önce defterimi şu bantla kaplıyorum. Bu kadarı yeterli olur. Sonra süngerden bir kare kesiyorum. Aynen böyle. Sonra süngere biraz tutkal sürüyorum. Fazla gerekmiyor. Süngeri bu kaleme yapıştırıyorum. Şimdi Kevin'e bir mesaj yazayım. İşte. Hey, şunu Kevin'e versene. Bu sanaymış, al. Müthiş. Cevap yazayım.
Bunun nesi iyi oldu ya? Öğretmene şikayet edeceğim. Öğretmenim! Şunu alayım. Mesajı silsem iyi olacak. Bu akşam için sabırsızlanıyorum. Ver şunu bana. Öğretmenim! Şuna bakın. Evet Cheryl. Birbirlerine mesaj yolluyorlar. Bakın. Aman buradaydı. Vaktimi harcama Cheryl. Buralarda bir mesaj vardı. Görmüştüm. Ah olamaz, sınavım. Kırık alacağım ya. Akşama görüşürüz. Sabırsızlanıyorum. Bir fincan daha kahve içmeliyim. Bugünlük bu kadar yeter. Bakalım bildirimlerde neler var. Ne oluyor? Arama verdik. Hemen kalk ayağa. Öf. 20 lunge hareketi. 2 oldu. Daha sıkı çalışmalısın. Bu ter değil, değil mi? Ne olur ter olmasın. 5 saniye daha. Hissediyorum. Bir damla ter geliyor. Oh, bu hiç iyi olmadı. Sanırım egzersiz bitti ha. Deniz kızı mı? Oh. En azından eziyet de bitti. Ah, koç iyi misiniz? Biraz solgun görünüyorsunuz. Hemşireyi mi çağırsam? Bu evet demek sanırım. Banyo yapmaktan kaçınmaya gerek yok. Bu deniz kızı olayına alışmaya başladım. Ayrıca banyo yapmak sinirlerimi yatıştırıyor. Ah evet, harika bir his. Şu an kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Kuyruğumu tekrar görmek güzel. Güzel aslında. Of ya. Bella. Bir saat sonra gel. Hadi sene. Huzur dolu banyomu mahvediyorsun. Neyse ki gövdem güçlü. Hadi. Elimden geldiğince çabuk olmaya çalışıyorum. Kuyruğumu kurulamalıyım. Ah bu işimi görür. Bana bir dakika izin ver tamam mı? Hadi. Ah işi hızlandıralım. Bir daha duş yapamayacağım. Neredeyse bitti. İşte geri döndüler. Oh, şimdi kalkayım. Tamam Lana. Kapıyı engelleyen de ne? Lana. Uyan bakalım canım. Ha, düş sırası bana mı geldi? Resim dersi için sabırsızlanıyorum. Pekala çocuklar. Bugün bir kedi çizmenizi istiyorum. Bu sevimli yüze bakın. Başlayın. Aa, bu zormuş. Bu da kuyruğu. Amanın bu fena. Bitti. Biraz acele ettiğim için en iyi eserim değil. Ne? İnanılmaz. Ne berbat bir gün. Ver şunu bana. Ah, buna değersin. Bir fikrim var. Bu işe yarayabilir. Lastiği kalemlere doluyorum. Öbür uca da aynısını yapıyorum. Şimdi defterimdeki kedinin üstünden geçiyorum. İşe yarıyor. Tam üstünden geçtiğimde aynen kopyalıyor. Oo, harika görünüyor. Mükemmel. Çok etkilendim Cheryl. Teşekkürler. Doğal yeteneğim var. Beğeni. Her zamanki gibi harika Luna. Aa, artı. Aynen böyle devam et. Teşekkürler. Ah,
Daha olamaz. Hala basmaya devam ediyor. Şş, dursana. Ne? Ha, hiçbir şey yok. Resim dersinden nefret ediyorum. Sonra bunlar gerçek deniz kabuğu mu dedim. Sonra da o dedi ki, sen nereye bakıp duruyorsun öyle? O adam burnunu mu karıştırıyor? Ondan hoşlanmıyorsun değil mi? Sen benim gördüğümü görmüyorsun. Ay. Ben berbat bir şey görüyorum. Şimdi de bana mı el sallıyor? Madison, seninle hemen ilgileneceğim. Selam. Evet, işte bana bir fırsat. Bunu yapmak istediğinden emin misin Madison? Buldum. Madison, parfümümü mü denemek ister misin? Teşekkürler, ona güzel kokmak isterim. Yalnız Madison, bunun parfüm olmadığını bilmiyor. Geliyorum tatlım. Selam, bu koku da ne? Sanki ölü balık gibi. Dur, geri dön. Ha, bu benim hatam değil. Of ya, bu çok utanç vericiydi. O sana göre değildi zaten. Şimdi hikayeme dönelim. Bu fara bayıldım. Çok hoş. Of, çok uykum var. Eşyalarımı çıkarsam iyi olacak. Ah, selam. Ah, amanın. Seni hayalet sandım. Çok komik. Yani biraz şeysin, solgun. Neyse, acayip yorgunum. Belki ona yardım edebilirim. Burada işine yarayabilecek bir şey olmalı. Hah, bu işe yarayabilir. Ay, haline bak. Hey, uyan. Şimdi ne oldu? Bunu alabilirsin. Tutkal mı? Ay, çok naziksin. Eline dök. Ama peki. Ama tutkal nasıl bir şey biliyorum. Ha? Ne oluyor? Bu makyaj malzemesi mi? Bu nasıl bir büyücülük? Al. Bunu kullan. Böyle biraz daha insana benzersin. Peki. Ama kafam karıştı. Boş bir tutkal şişesi al. Kapağını çıkar ve içini temizle. En sevdiğin fondöteni al ve tutkal şişesine doldur. İşin bitince kapağı kapat. İşte bir acil durum fondöteni. Ha, anladım. Sağ ol. Rica ederim. Böyle daha iyi. Nasıl görünüyorum? Harika. Al bakalım. Hey, neler oluyor? Neredesin? Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Yoldayım, geliyorum. Ay vah, şu renklere bak. Bense baştan aşağı beyazım. Beni içeri alacaklarını hiç sanmıyorum. Of, çok fena oldu bu. Bir dakika, oradaki sen misin? Hey, beni görebiliyor musun? Hemen çabucak bir şeyler yapmam lazım. Saklanabileceğim bir yer var mı acaba? Bu çöp kutusu mesela. Bu çok kötü ama elimdeki tek şey de bu. Pekala, işte içine giriyorum aynen. Çöp kutusunun içine. Sanırım yanlış gördüm. Of, az kalsın yakalanıyordum. Neredeyse beni görüyordu. Burası çok iğrenç. Of, neler oluyor? Ha, sanat kariyerim resmen sona erdi. Ha, bunun içinde ne varmış? Yok artık, sim varmış. Tamam, şimdi bir tabak alıyoruz ve içine sim döküyoruz. Bu kırmızı çok güzel, bunu şerit halinde döküyorum. Sırada altın rengi sim var. Bunun hepsini boşaltıyorum. Üçüncü renk yeşil, muhteşem oluyor. Ve sonra diğer renkleri de döküyoruz. Şimdi elimi bunun üstüne bastırıyorum. Oo, şuna bak, pırıl pırıl parlıyor. Çok ışıltılı. Pekala, çöp kutusundan çıkayım artık. Sıra ellerinde. Olay budur. Eğlenceli bir gözlük görüntüyü tamamlayacak. Artık partiye gitmenin zamanı geldi. Özellikle de bu kadar geç kalmışken. Hayatım, gelmem bu kadar uzun sürdüğü için çok üzgünüm. Beni bu kadar beklettiğine inanamıyorum. Evet, ama tişörtüme bak. Bunu tamamen kendim yaptım. Bir dakika, bunu sen mi yaptın? Yok artık, çok etkileyici.
Hey, biz partiye girmeye hazırız. Size şöyle bir bakayım. Pekala, tamamdır. Test günlerini çok seviyorum. Umarım öğrenciler hazırdır. Amanın amanın, hiçbir şey anlamıyorum. Öğretmenim, bu soruyu yapamıyorum. Lütfen tahtada yazanı okur musun Jöle? Soru sorma zamanı bitti. Birazdan test yapacağım. Doğru, zaten o kadar zor değilmiş. Tabii sen öyle diyorsan. Selam, test varmış, onun için geldim. Of, hiç havamda değilim. Keşke test olmasaydı. Jöle bir şeyler biliyor gibi duruyor. Acaba masamı onun içine doğru yaklaştırsam mı? Öğretmenim masasını çok yaklaştırdı. Pekala, isterseniz teste başlayabilirsiniz. Pekala, bunu başarabilirim. Sadece soruları cevaplamalıyım. Başlamadan önce biraz esnesem iyi olacak. İyi ki bu kopya kağıdını yanıma almışım. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben de öyle düşünmüştüm. Demek kopya. Ver şunu bana. Şimdi teste geri dön ve cevaplamaya başla. Tek planım bu değildi zaten. Aklından bile geçirme. Bunu ben alayım. Hadi ama. Öğretmenim ninja gibi. Gerçi bu havalı bir şey. Peki şimdi ne yapacağım? Sırada kalem çantam kaldı. Sana güveniyorum kalem çantası. İyi ki son kopyamı buraya saklamışım. Hey, ne güzel bir kalem çantası. Bir kopya daha mı? Ver şunu bana. Kalemlerin sende kalabilir. Kalemler. Acaba kalemlerle bir şey yapabilir miyim? Evet, bunu yapabilirim. Öncelikle maket bıçağını mum ateşinde ısıtacağım. İşte oldu, sıcacık. Bununla kalemi kesiyorum zorlanmadan. Ayrıca iki kürdan ve bir paket lastiğine ihtiyacım olacak. Lastik kürdanların etrafına doluyorum. Evet, şimdi kopya kağıdını açtığım kesikten içeri sokuyorum. Kürdanlar sayesinde rahatça dolayabileceğim. Sonra kalemi tekrar birleştirebilirim. Harika. Evet, aynen, bu kesinlikle işe yarayacaktır. Evet, test işe koyulsam iyi olacak. Evet, çalar saati kolumda dengede tutmayı başardım. Arkadaşlar, sürenizde olduğu herkes kalemleri bıraksın lütfen. Bu testi de tıpkı düşündüğüm gibi başarıyla tamamladım. Ne, süremiz doldu mu? Hiç beni yetiştiremedim. Kevin'in yüzünü görmeliydin. Teşekkürler. Neyse, dediğim gibi. Dikkat et Bella. Bu hiç iyi olmadı. Bu oluyor, olamaz. Evet, oluyor. İkin üstümü beğendin mi? Bella, tahmin ettiğim şey mi oldu? İşte kuyruk da burada. En azından oturuyoruz, değil mi? Teşekkürler. Balığınız bayan. Bu benim denizimdeki tatlı arkadaşım mı? Bu sadece bir balık Bella. Sana başka bir şey ısmarlayalım. Hangi deri balık yer ki? Siz ısmarladınız ya. Deniz ürünleri ısmarlamak kötü fikirdi. Haftalarca kabus göreceğim. Pantolonum nihayet kurudu. Yemeği getirmek niye bu kadar uzun sürüyor? Garson nerede? Bir saattir buradayız. Balığım çoktan gelmiş olmalıydı. Bu maaş için buna değmez. İyi günler. Bu çok tuhaf. Marshmallow'a bayılıyorum. Burada bir yerde olmalı. Burada mı? Hayır. Belki de buradadır. Yok mu? Üf ya. Benim canım marshmallow'um. Birazdan ağzımda eriyeceksin. Nereye gitti bu? Neyse, ben de başka bir tane yerim. Neler oluyor böyle? Başımı görür. Affedersin. Bir randevum var ama makyaj malzemelerimi bulamadığım için şekerleme kullanacağım. Peki bunu nasıl yapacaksın? Bunu bir alayım. Bu da işime yarar. Tam da bunları arıyordum. Bu benim için bile garip. Ben gidiyorum. Kırmızı pancar tam da ihtiyacım olan şey. Pekala, işe koyulma vakti. Krema tozuyla başlayalım. Bir kasede krema tozunu, unu ve suyu karıştıracağım. Macun kıvamına gelene kadar karıştırmalıyım. Tam istediğim gibi. Bu marshmallow'u fırça olarak kullanabilirim. Karışıma bandırıp yüzüme uygulayacağım. Bu fondötenin hem görüntüsü hem de tadı çok güzel.
Sırada ne var? Aa, buldum. Nefis kakao. Yeni bir fırçaya ihtiyacım olacak. Şimdi kakaoyu yavaşça uygulama zamanı. Biraz da diğer tarafa. Bunlar normal makyaj malzemelerimden daha iyi. Ah, kaşlarımı unuttum. Biraz dolgu iş görecektir. O halde biraz daha kakao kullanabilirim. Biraz da su ekleyeyim. Bu sefer kürdan kullanacağım. Kaşlarım hacmine kavuşacak. Pahalı makyaj malzemelerine ihtiyacım yok. Harika, şimdi biraz zerdeçal kullanma zamanı. Birkaç damla zeytinyağı ve karıştıralım. Şimdiye dek yapılmış en güzel ev yapımı göz fırını hazırladım. Bu renge bayıldım. Vay canına, şimdi sırada kırmızı pancar var. Yanaklarım al al olacak. Çok güzel oldu. Şimdi de sıra şekerlemelerde. Fakat onları yemek yerine ruj olarak kullanacağım. İşte sanırım artık hazırım. Az daha unutuyordum. Artık randevuma gidebilirim. Büyüleyici görünüyorsun. Seni öpebilir miyim? Ay, hiç sormayacaksın sanmıştım. Benim yanımda yapmayın bari. Bu kadar fazla öpeceğini tahmin etmemiştim. Ay, affedersin, insanları çok seviyor da. Keşke dişlerini fırçalasaydı. Ağız kokusu. Ah. Güzellik görenedir derler. Yine de biraz makyajdan zarar gelmez değil mi? Bunun gibi daha fazla eğlenceli meydan okuma için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Ah, bu ders çok sıkıcı. Ben çok acıktım. Hey, bu çok komikti. Madison, dikkatini ver, özellikle de ben komiklik yaptığımda. Tam böyle durumlar için üstünde çalıştığım bir şey var. Aa, merhaba öğretmenim, harika bir ders. Aa, bu nedir? Çok iyiymiş. Bunca zaman neredeydin? Çok gülünç görünüyorsun. Bu dersten nefret ediyorum. Bu renk seni açtı, buna bayıldım. Ah, bulaşıklar neredeyse bitti. Ah, olamaz, bir fincan daha. Bunu da yıkayıver lütfen. Ah, iyi peki, bir tane daha. Bir fincanın nasıl bu kadar kirlenebildiğine inanamıyorum. Aa, nasıl ya? Elim. Kırdın mı? Ay canına, hala tek parça. Oh, olamaz. En sevdiğim fincanın kulbunu kırdım. Beni öldürecek. Bir dakika, belki tamir edebilirim. Tutkalı bile ihtiyacım yok çünkü 3 boyutlu kalemim var. Kırığın üstünü kaplıyorum. Aynı renkte, bu yüzden neredeyse görünmüyor. Sonra aynısını tüm kulp boyunca yapıyorum. Kenar boyunca sürüyorum. Epeyce lazım ama. İşte bir kenar oldu. Sıra diğerinde. Aynısını burada da yapıyorum. Neredeyse bu tarafta bitti. İşte. Şimdi üstüne ve altına da yapayım ki garantili olsun. Kulp bir fincanın en önemli kısmıdır. Bu nedenle sağlam olmalı. Bitti. Kulp da sağlam. Ah, biraz meyve suyu alsana. Ha, kulbuna bir şeyler yapmışsın. Hmm, bir numara mı dönüyor? Ay yok. Neyse, böyle tutması daha da kolay. Meyve suyu için teşekkürler. Ah, işe yaramasına çok sevindim. Pardon, dolabımı açmam gerek. Tam burada ders çalışması çok saçma. Ah, tüh, zil çaldı. Hey, etim, dolaba nasıl sıkıştı ya? Of, fena sıkışmış. Çekip kurtulayım en iyisi. Ah, yırtıldı şimdi de. Yok, bunu denemesem daha iyi. Of, kocaman bir delik oldu. Bir dakika. Evet, 3 boyutlu kalem. Bunu okula getirdiğime çok memnunum. Etekteki deliğin çevresine sevimli bir desen çiziyorum. Şimdi içini dolduruyorum. Deliğin tamamı kapanmalı. Tamam, sıradaki renge geçeyim. Ve deliğin bu kısmını da kapatıyorum. İşte delik gizlendi. Şimdi birkaç detay ekleyelim. Kulakları dolduruyorum. Şimdi de küçük gözler. Ağız ve burnu da unutmamalı. Aa, peki çok şeker oldu.
delik kapandı ve eteğim de çok hoş görünüyor. Bu zormuş. Gerçekten ders çalışmalıymışım. Psst, neresin? Neresin? Selam. Merhaba David. Aman tanrım işte oluyor. Bunlar senin için. Çok romantiksin. Hayatımızın geri kalanını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyorum. Çok mutluyum. Hey şampiyon. Oo, aynı benim boyum. Gulu gulu gulu. Mükemmel bir hayat. Hey sen burada mısın? Bir kalem ödünç alabilir miyim? Ah, tabii ki. Al bakalım. Bir dakika. Çiğnediğim kalemi David'e veremem. Başka bir tane bulmalıyım. Vay canına. Kalem yemeği hemen kesmem lazım. Merhaba David. Selam Emma. Benim kalemimi alabilirsin. Bir dakika tamam mı? Buna inanamıyorum. Emma ne yapıyor? Hızlı olmam lazım. Bu güzel oldu. Uzun sürmez. Burada bir kalem olması lazım. Hepsi bu mu? Belki bu ojeyi kullanabilirim. Sanırım bu işe yarayabilir. Kalemi parçalarına ayırarak işe başlıyoruz. Sonra ucunu kesiyoruz. Uç kısma tutkal sürüyoruz. Şimdi bana oje lazım. Ucu oje şişesinin içine sokuyorum ve etrafını tutkallıyorum. Bir süre tutkalın kurumasını bekliyorum ve sonra kalemin tepesini buraya yerleştiriyorum. İşte oldu. Artık simli yazan bir kalemim var. Ne güzel görünüyor. Sonra şişenin kapağını geri takabilirim. Bu sıkıcı bir kalemden daha güzel bir şey. Al bakalım. Aman tanrım elime dokundu. Artık dersimi yapabilirim. Bu hayatımın en güzel günü. Güzel kalemmiş, teşekkürler. Yaşasın, işe yaradı. Çok harikasın. Yani yazın çok harika. İşte hayat bu. Havuzun yanındayız. Güzel bir hava. Ama ben sıkıldım. Bana makyaj yapmak ister misin? Elbette. Merhaba yakışıklı. Hey, gözlüklerini düşürdün. Hey, burada. Gidip alır mısın? Neden her şeyi ben yapıyorum ki? Hey, gözlüklerini düşürdün. Gözlüklerim onlar olmadan göremem ki. Yoksa bizi görmezsen mi geliyor? Her şey bulanıklaştı. Nerede bu gözlükler? Sonunda. Pekala, şimdi sana makyaj yapalım. Çok heyecanlıyım. Sende farklı bir şey var ama ne olduğunu bulamadım. Neyse. Bu da ne böyle? Sana çok yakışacaktır. Kıpırdama. İşte başlıyoruz. Harika. Hadi gel bakalım. Nereye gittin? Buldum seni. Bu işi profesyonel olarak mı yapsam? Sonuçta bu bir yetenek. Hadi seni biraz parlatalım. Bu gerçekten yakıştı. Çok ışınırdı. Şif! Çok yaşa. Biraz da ruj sürelim. Harika görünecek. Kıpırdama. Neredeyse bitti. Vay canına. Muhteşem görünüyorsun. Yani sanırım. Bir saniye. Bunlar benim gözlüklerim değil ki. Ama harika görünüyorsun. Saat geç olmuş. Gitsem iyi olacak. Benim şeye yetişmem lazım. Görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Burada neden havuz gözlüğü var? Gözlüklerimi ha demek buldun. Kaybettiğimi sanmıştım. Merhaba. Derdi ne bunun? Güzelliğim gözünü korkutmuş olmalı. Güzel. Ortalıkta kimse yok. Bana tam bu lazımdı. Hey, ben geldim. Tam zamanında. Büzüştür dudaklarını. Hareket etme. Müthiş. Nasıl görünüyormuşum bakalım? Harika. Çok iyi geldi. Ne saçma kural. Buna artık gerek yok. Dikkatinizi verin çocuklar, bu sınavda çıkacak. Matematikten nefret ediyorum. Öğretmen meşgul. Fırsat bu fırsat. Nerede bu? Matematik çok heyecan vericidir. Hadi. Buldum. Ashley. Eyvah. Selam. Ne yapıyorsun sen? Ben mi hiçbir şey? Gözüm üstünde. Ucuz atlattım. Çabuk olmalıyım. Yok bu değil.
kimse şüphelenmedi. Ashley! Eller masanın üstüne! Aha, işte tamam mı? Başka saçmalık yapma. Ay ne aksi kadın. Ama ayaklarım için bir şey demedi. İyi ki yoga yapıyorum. Neredeyse oldu. Aa, bu zordu. Oh eyvah! Yine mi Ashley? Devam et. Tamam. Zor oldu ama en azından makyaj malzememe kavuştum. Bir dakika. Bu kalem kutusu aklıma bir şey getirdi. Bu işe yarayabilir. Kutunun kapağını aç ve kalemleri çıkar. Küçük bir kalemin ucuna sıcak silikon sür. Sonra kalemi kapağa yerleştir. Başka kalemlerle de aynısını yap. Dolana kadar devam et. Sonra makyaj malzemelerini kutuya koy. En gerekli olanları almayı unutma. Sonra kapağı kapat. İşte sınıfa sokmak için bir makyaj malzemesi kutusu. Ve şimdi kimse bilmeyecek. Hey, o makyaj malzemesi mi? Gereken her şey bunun içinde. Çabucak makyaj tazelemek için ne gerekiyorsa. Bayağı akıllıca değil mi? Bu fikre bayıldım. Ah, zil çaldı. Gitmem gerek. Ah, eteğim doluma sıkışmış. Ama hadi. Bunun için zamanım yok. Oh, hadi dedim. Ah, olamaz. Ah, tabii ya. Anahtarım. Ha? Ay, nerede bu? Ah, tabii ki çantamda olmalı. Buralarda bir yerde olmalı. Ah, pekala. Bu saçma artık. Ah, bulamıyorum. Bir dakika. Bir fikrim var. Hadi bakalım. Bakalım hele. Cips paketi. Kitaplar. Daha derinlere gitmeliyim. Ah, işte buldum. Ah, nihayet. Bayağı uğraştırdı. İşte dolap nihayet açıldı. Bir dakika. Sanırım daha iyi bir fikrim var. Üç boyutlu kalemim var. Bir de daha önce çizdiğim kalp şekli. Dış hatlarının üstünden geçiyorum. Harika. Şimdi içini doldurabilirim. Bu üç boyutlu kalemle çizim yapmanın en sevdiğim kısmı. Uzun çizgiler çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Güzel görünmesi için boşluk kalmamalı. Tamam, kalp hazır. Şimdi ucuna anahtarla ekliyorum. Onu da üç boyutlu kalemle sağlamlaştırıyorum. İşte tamamlandı ve kullanıma hazır. Çok sevimli görünüyor. En iyi yanı da artık anahtarlar kaybolmayacak. Ah, zil çaldı. Ben açarım. Tüh, tam da işe dalmıştık. Bak, paket gelmiş. Yaşasın yeni crosslerim. Ah, çok güzeller, bayıldım. Ah canına, çok kıskandım. Benimkiler düz ve sıkıcı. Hey, eminim onları düzeltebilirim. Sevimli küçük bir çiçek çizmiştim. Şimdi sıra sadık üç boyutlu kalemimde. İki yaprak tamam. Sıra öbüründe. Çizgili bir desen tercih ettim. Ve işte ortasını doldurmak için sarı renk kullanıyorum. Aa, çok sevimli oldu. Sırada bir çilek var. Önce dış hatlarını siyahla çiziyorum. İyi görünüyor. Şimdi üstteki yeşil kısmı. Ve tabii meyvesi için de kırmızı. Aa, çok hoş olacak. Ve bitti. Sırada bir yıldız var. Bunun için önceden çizim yapmama gerek yok. Dış hatlarını serbestle çizebilirim. Bu sarı ışıltılı bir görünüm verecek. İşte böyle. Şimdi sıra terliklerde. Yıldızı şuraya koyuyorum. Sıra diğerinde. Evet, harika oldular. Onları bir deneyeyim. Oh aman tanrım, kesinlikle bunlara bayıldım. Harika bir iş çıkardın Kate. Alsana, bu senin olsun. Ah, oh, çok sağ ol. Çok havalı bir şey görmek ister misin? Bak ne yaptım. Tam üstüne oluyor ve yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Terliğin üstünden üç boyutlu kalemle gittim. Çok havalı. Ah, evet, dansımız. Yeni terliklerimizle de hava atabiliriz. Resim yapmak eğlenceli bir şey.
çok iyi tatlım. Bu oje çok güzelmiş. Buna ihtiyacım yok. Uf, tamam, sorun değil bir tanem. Kalemin tadı güzelmiş. Ne yaptığına dikkat et hayatım. Güle güle. Tatlım. Kes şunu. Pardon anneciğim. Öyle daha iyi. Bu çok güzel. Tadı güzel görünüyor. Belki bir ısırık alsam. Ne? Ben sana ne dedim? Hiç eğlenceli değilsin. Umurumda değil. Kes artık şunu. Hemen bir ısırık alayım. Bir dakika. Yine mi? Kes şunu. Artık yeter. Beni duyuyor musun? Annem tırnaklarını boyamak istiyor. Bu son noktaydı. Yap yapacağını. Bak bende ne var? Bunu yapamazsın. Hayır ama daha iyi görünmesini sağlayabilirim. İlk kasenin içine suyla doldur. Sonra bu suyun içine oje damlat. Ojeyi suyun içine ser. Farklı renkler ekle. İstediğin gibi yaratıcı ol. Bu bittiğinde eline kalemi al ve suyun içine batır. Kalemi üstü oje ile kaplanacak şekilde suya daldır. Sonra sudan çıkardığında üstü ebrulu olacak. Al bakalım hayatım. Vay canına, çok harika olmuşlar. Bunları kullanabilir miyim? Hoşuma gitti. Sağ ol anneciğim. Bir şey değil hayatım. Sanırım bu güzel görünüyor. Aklından bile geçirme. Yapma şunu. Pardon, az kalsın ısırıyordum. Aferin kızıma. Bu kalemle işim bitti. Aa, bu güzelmiş. Çok tatlı benim kızım. Kurdun keskin dişleri vardı ama çok iyi kalpliydi. Ve prenses tüylerini okşayınca kurt onun ayağının dibine yattı. Ve o günden sonra hiç ayrılmadılar. Ah, uyumuş. Üstünü örteyim. Şimdi de usulca odadan çıkayım. Ay, olamaz, çok ses çıktı. Ay, lütfen uyanma. Ah, neyse uyanmadı. Ah, tüh, bebeğini kırmışım. Öğrendiğinde çok üzülecek. Of ya, ne yapacağım şimdi? Aa, ne yapabileceğimi biliyorum. Gel bakalım bebek, tamir zamanı. Üç boyutlu kalem beni yarı yolda bırakma. Bu sefer sana çok ihtiyacım var. Balık pulları gibi görünmesine çalışacağım. Böylece deniz kızı kuyruğu daha gerçekçi görünecek. Şimdi sıra kuyrukta. Sarı bence iyi bir renk. Ama epeyce kullanıyorum çünkü iyi görünmesini istiyorum. İşte şimdi de sıra son dokunuşlarda. Yukarıya da biraz sarı. Ve bitti. Ah, gerçekten çok şeker oldu. Sanırım sonuçtan memnun kalacak. Gerçekten kendimle gurur duydum. Bebeği şuraya bırakayım da bulsun. İyi uykular. Şimdi dışarıya sıvışalım. Kurt çilekli dondurma istiyor. Evet, haklıymışım. Patlamış mısır harika. Nerede bu? Nerede ya? Belki yastıkların altındadır. Sen ne yapıyorsun? Üzerime yastık atmayı kes. Bacaklarının altına bakayım. Ay, yararı yok. Her yere baktım. E senin derdin ne? Küpemin tekini kaybettim. Bulamıyorum. Bu yapraklar ona benziyor. Biraz bekle. Bunu tam senlik hale getireceğim. Üç boyutlu kalem yine imdada yetişir. Bu yeşil çok hoş. Pırıltılı olmasına bayılıyorum. Yaprağın diğer yanına geçelim. Gerçek bir yaprağın üstünden gitmek eğlenceli. Şimdi bitti. Yaprağı çıkaralım. Neredeyse gerçek bir yaprak gibi görünüyor. Şimdi küpe kancalarını takalım. Güzel. Bir tane daha yapalım. Artık takmaya hazırlar. Bak sana ne yaptım. Al. Aa, çok hoş. Bir deneyeyim. Nasıl görünüyorlar? Harika. Yaşasın.
Aman tanrım, bunlara bayıldım. Gerçek yaprak gibi görünüyorlar. Çok güzeller. İşte bak, artık endişelenmene gerek kalmadı. Dinlendirici bir duş yapmanın tam zamanı. Bunun için sabırsızlanıyorum. Oh, çok iyi geldi. Lale lale ya, duşta şarkı söylüyorum. Bir pop yıldızı olmalıymışım. Evet, kesinlikle. Kurulanma vakti. Bu görünüme bayılıyorum. Sanki kendime ait bir gökkuşağım var gibi. Birazdan çıkmam gerek. Hazırlansam iyi olur. Saçım nasıl görünüyormuş? Belki başka bir şey denesem daha iyi olur. Bir dakika. Geçen sefer ne olduğunu unutmadım. Ay! Canım yandı. Aynısı olmamalı. Kablo takılmış. Ay! Ah, ne? Ne oldu öyle? Yok, bu iyi değil. Bunu bir daha kullanmam. Kendimi yaralamadan saçlarımı kıvırmanın bir yolu olmalı. Belki de şu mandalları kullanabilirim. Denemeye değer. Saçlarımı çamaşır kurutucuya yerleştiriyorum. Ve çubuklarına sarıyorum. Mandallarla da tutturuyorum. İşte, umarım işe yarar. Saçma görünüyor olabilirim ama denemeye değer. Pekala, bakalım müthiş buklelerim olmuş mu? Komik bir his. Aa, saçlarım harika görünüyor. Gitme zamanı. Amanın. Niye bu saç düzleştirici hep bana zarar vermek istiyor? İşte benim tek boynuzu attım. Ne tatlı. Ama biraz boyamak gerek. Kalemlerim burada bir yerlerde. Ay, bu iyi bir his değil. Her yer mürekkep olmuş. Bunlarla resim yapamam. Anne. Ne oldu tatlım? Kalemlerime bak. Ah canım, tamam. Annen ne yapacağını biliyor. Önce ellerini temizleyelim. Ellerimiz kirli olmasın. Çantayı da silmeye çalışalım. Oo, işe yaramıyor. Bir dakika. Sana yeni bir çanta alacağız. Telefonum gerekli. Aa, sırt çantaları da çok pahalıymış. Her şey yoluna girecek. Annem bir parasını kontrol etsin. Amanın. Zaten gerçek olmayacak kadar iyiydi. Aa, küçük kızımı üzgün görmekten nefret ediyorum. Bir dakika. Sanırım işleri nasıl düzeltebileceğimi buldum. Bu işe yarayabilir. Mürekkep lekelerini saklamak için tek gereken birkaç renkli keçe. Keçeyi tek boynuzlu atın bölümleri şeklinde kes. Her parçaya tutkal sür. Keçe iyice kaplansın. Sonra bunları çantaya yapıştır. Tüm parçalar yapışınca bir tek boynuzlu at ortaya çıkacak. Ve sonunda mürekkep lekesinin üstünü kaplayacak. Gözleri de unutmayalım. Her tek boynuzlu atın uzun güzel kirpikleri vardır. Bu sihirli gibi oldu. Selam tatlım, iyi misin? En azından parmaklarımdaki mürekkebi çıkardım. Bak, annen sana bunu yaptı. Ah, aman tanrım, tek boynuzlu atlı bir çanta. Bayıldım. Teşekkürler anne. Rica ederim canım. Bu mükemmel.